Merhaba arkadaşlar. Bu derste dolaşım sistemi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalp döngüsüyle başlayalım. Kalp döngüsü nedir? Kalp döngüsü sırasında hangi olaylar gerçekleşir? Bunları sırayla görelim. Kalbin kasılıp gevşemesi belirli bir döngü içerisinde gerçekleşmektedir. Kalp kasıldığında bulundurduğu kanı pompalarken, gevşediğinde ise odacıkları kan ile dolar. E, gerçekleşen bu olaylar kalp döngüsü yani kardiyak döngü olarak adlandırılır. Dinlenme durumundaki yetişkin bir insanın kalp atış hızı dakikada yaklaşık olarak 72'dir. E, dolayısıyla da bir kalp döngüsü yaklaşık 0.8 saniye kadar sürer. Peki kalp döngü sırasında hangi olaylar gerçekleşir? E, bunları sırayla görmeye başlayalım. E, kalp döngü sırasında gerçekleşen ilk olayımız kulakçık ve karıncıkların gevşemesi yani diastoli şeklindedir. Kulakçıklar ve karıncıklar diastoldeyken büyük toplar damarlarla gelen kan önce kulakçıklar içerisine dolar. Daha sonra ise kulakçıklar içerisinde bulunan kanın çok büyük bir kısmı karıncıklara geçer. Bu olay 0.4 saniye kadar sürer. İkinci olayımızda ise kulakçıklar kasılma, karıncıklar gevşeme durumundadır. Yani kulakçıklar sistolde, karıncıklar ise diastoldedir. Bu olay sırasında kulakçıklarda kalan kanın e, tamamı karıncıklara dolar. E, bu olayımızda 0.1 saniye kadar sürer. Üçüncü ise kulakçıklar gevşemede karıncıklarsa kasılmadadır. Yani kulakçıklar diastol karıncıklarsa sistol durumundadır. E, bu durumda... E, Karıncıklardaki kan yarım ay kapakçıklarının açılmasıyla büyük atar geçer. Sağ karıncıktan kan akciğer atar damarına, sol karıncıktan sağ orta geçer. Ee, bu olayımızda 0.3 saniye kadar sürer diye söyleyebiliriz. Ee, yalnız dikkat ederseniz arkadaşlar olmayan tek bir şey var. Ee, kulakçıklar sistol, karıncıklar sistol şeklinde. Yani kulakçık ve karıncıkların birlikte sistoli kasılması diye bir olay söz konusu değildir kalp döngüsünün 0.7 saniyeli kısmında kulakçıklarımız gevşeme durumunda. 0.1 saniye kısmında ise kasılma durumundadır. yine karıncıklarımız için ise 0.5 saniye kısmında gevşemede, 0.3 saniye kısmında ise kasılmalıdır diye de söyleyebiliriz. Bazen kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan kapakçıkların yapısı bozulur. Bu durumda kulakçıklardan karıncıklara geçen kanın bir kısmı Kulakçıklara doğru geri kaçar. E, bu duruma kalp üfürümü adı verilir. E, arkadaşlar yine tansiyon ve nabız kavramlarından da bahsedelim isterseniz. Tansiyon nedir, nabız nedir? E, kısaca ifade edelim. E, kanın atar damar duvarına yaptığı basınca biz tansiyon adını veriyoruz. Tansiyon, büyük tansiyon ve küçük tansiyon olmak üzere iki çeşidi bulunur. Karıncıkların kasılma sırasında atar damar duvarına yapılan basınca büyük tansiyon ya da diğer adıyla sistolik basınç adı verilir. Karıncıkların gevşemesi sırasında atar damar duvarına kanın yaptığı basınca ise küçük tansiyon ya da diğer adıyla diastolik basınç adı verilir. Yetişkin insanlarda normal koşullarda büyük tansiyon 120 mm bölü civa değerindeyken küçük tansiyon 80 mm bölü civa değerindedir diye de söyleyebiliriz. Peki nabız nedir? Ee, nabız ise arkadaşlar kalbin e, kasılıp gevşeme sırasında kanın atar damar duvarına yaptığı basıncın hissedilmesine biz e, nabız adını veriyoruz. Dikkat ederseniz kanın atar damar duvarına yaptığı basınca tansiyon e, bu basıncın hissedilmesine ise nabız adını veriyoruz. Evet gelelim kalbin ritmik çalışmasının düzenlenmesine arkadaşlar. Kalp e, diğer kısımlardan farklı olarak kendi impulsunu kendisi üreten organımızdır. E, dolayısıyla kalp kendi başına e, kasılıp gevşeyebilir, çalışmasını sürdürebilir. E, kalbin peki e, ritmik çalışması nasıl düzenleniyor? Impulslar nerede başlıyor? Nasıl oluşuyor? Bunları da şöyle görmeye başlayalım isterseniz. E, arkadaşlar sağ kulakçık duvarında Üst ana toplar damarın sağ kulakçığa girdiği yerin yakınında e, sineatriyal düğüm adını verdiğimiz özel bir kısım bulunur. Sineatriyal düğüm kalp kası üzerinden oluşmuş olan e, özel bir kısımdır. Buradaki kalp kası hücreninin e, diğer kalp kası üzerinden farkı kasılıp gevşeme yetenekleri yoktur. E, buradaki kalp kası hücreleri impuls oluşturabilme yeteneğine sahiptirler. E sinatriyal düğümde impulslarımız başlar. Bu kısım pacemaker olarak da adlandırılır. Sinatriyal düğümde impulslar başlar. Oluşan impulslar kulakçıklar üzerine yayılır. Kulakçıklar üzerine impulslar yayıldığı zaman kulakçıkların kasılması gerçekleşir. Kulakçıklar kasıldığı zaman kulakçıklardaki kan karıncıklara doğru da dolacaktır arkadaşlar. Impulslar sinatriyal düğümden e, kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan atrioventriküler düğüm adını verdiğimiz e, kısma iletilir. Atrioventriküler e, düğümde impulslar yaklaşık olarak 0.1 saniye kadar bekletilir. Peki neden bekletilir? Bunu da şöyle kısacık ifade edelim. Impulsların 0.1 saniye kadar atrioventriküler düğümde bekletilmesinin sebebi e, karıncıklar kasılmadan hemen önce. Kulakçıklardaki kanın karıncıklara tamamen dolmasını sağlamak içindir. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. İmpulslar atrioventriküler düğümden karıncıklar üzerinde bulunan histemeti olarak adlandırdığımız kısımlara e, iletilir. Histemetlerindense impulslar e, daha ince kollar olan purkinje liflerine iletilir. Böylece e, impulslar tüm karıncıklar üzerine yayılmış olur. E, tüm karıncıklar üzerine yayılınca karıncıkların kasılması gerçekleşir ve karıncıklardaki kan atar damarlara geçer diye söyleyebiliriz. Kısaca şöyle ifade edecek olursak impulsların başladığı yer sinatriyal düğüm. Sinatriyal düğümde impulslar başladıktan sonra kulakçıklar üzerine yayılır ve kulakçıkların kasılması gerçekleşir. Kulakçıklar kasıldıktan sonra impulslar sinatriyal düğümden atrioventriküler düğüme iletilir. Atrioventriküler düğümden his demetlerine, his demetlerinden Purkinje liflerine impulslar iletilir. Impusların Purkinje liflerine iletilmesiyle impulsların karıncıklar üzerine yayılması gerçekleşir ve karıncıkların kasılması e, gerçekleşir arkadaşlar diye söyleyebiliriz. Evet, bunu da bu şekilde ifade ettikten sonra yine şunu da belirtmekte yarar görüyorum. E, kalp e, vücuttan ayrıldığında Ringer çözeltisine konulduğunda bir süre daha çalışmaya devam eder. E, bu durumun sebebi kalbin çalışmak için kendi impulslarını üretiyor olmasından dolayıdır. Sorularda e, karşılaştığımız zaman e, bunu da kolayca yanıtlayacağımızı düşünüyorum. E, bunu da yine unutmayalım arkadaşlar. Gelelim e, kalp atımızını artıran ve azaltan etmenlere. Kalp evet kendi impulsunu kendisi e, üretir. Kendi çalışmasını kendisi başlatır. Ancak kalbin e, atımızının e, düzenlenmesinde farklı etmenler görev alır. Kalp atımızını artıran etmenlerimize önce bakalım arkadaşlar. E, sempatik sinirler, epinefrin ve tiroksin hormonları, e, kandaki karbondioksit yoğunluğunun artması, dolayısıyla kanın pH'inin azalması, kafein, nikotin ve tein gibi e, maddeler, Yine vücut sıcaklığının artışı kalp atım hızını artıran etmenlerdir. Ee, arkadaşlar vücut sıcaklığımızın her bir santigrat derece artışı kalbimizin tam 10 atım daha fazla atmasına neden olacaktır. Yine kalp atım hızını yavaşlatan etmenlerimiz ise vagus siniri ki vagus bir parasempatik sinirdir. Ee, yine astil kolin hormonu kalp atımlarını e, yavaşlatan etmenlerdir. Sorularda e, dikkat edelim. Sorularda çünkü karşımıza kalbatımızın artıran ve azaltan etmenler sıklıkla çıkacaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde dolaşım sistemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.